Kostal, soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'da yaşıyorum. Yunanistan'da emlak danışmanlığı yapıyorum. Şirketimiz Akropol semtinde. Uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni ve oturum izni işlemleri. Türkler dışında başka ülke vatandaşlarına da bu hizmeti veriyoruz. Ancak Türkçe bildiğimiz için, Türkiye'deki kültürü bildiğimiz için müşterilerimizin %80'i, %90'ı Türk vatandaşları. Bizim işimiz nedir? Size doğru düzgün önce süreci tam olarak anlamanız. İşimizin ilk kısmı bu. Buradaki süreçle ilgili bilgi almanız. Ondan sonra risk anlayışınıza göre mülk bulma konusunda kira getirisi sağlayabilecek, satılması durumunda para kaybetmeyecek şekilde satabileceğiniz mülkler bulmak. Ondan sonra işimiz orada da bitmiyor. Siz mülkleri satın aldıktan sonra sizin devlet nezdinde bazı vergisel sorumluluklarınız başlıyor. Yunan Devleti ile artık böyle bir ilişkiniz var. O ilişkinizin takibini de yapıyoruz. Ondan sonra satın alacağınız evin kiralanması durumunda kiracı ile ilgili ilişkilerinizi sağlıyoruz. Burada çok önemli bir husus var. Yurt dışında yaşayan mal sahiplerinin kiracıları genelde mal sahipleri yurt dışında yaşıyor diye biraz daha laş davranırlar, biraz daha rahat davranırlar. Bizim burada rolümüz siz yurt dışında olmanız durumunda eğer gelmeyecekseniz Yunanistan'a, çünkü Yunanistan'daki oturum izni programında gelme zorunluluğu da yok. Siz burada olmadığınız zaman sizin mülkünüzün birisi tarafından sahiplendiğini insanlara göstermek. Bu kiracı olur, diğer komşular olur, başka şeyler olabilir. Bununla alakalı olarak bizim sorumluluğumuz orada devam ediyor. Ve bununla alakalı çok ufak bir hizmet bedeli alıyoruz. Evin problemli olmaması durumunda bu da zaten çok cüzi. Bizim zamanımızı yani personellerimizin bu konuyla alakalı zamanı ile ilgili bir hizmet bedeli. Böyle kafanızda çok çok büyük rakamlar oluşmasın. Ondan sonra alsat yapmak istiyorsanız bu evin yeniden satılması veya en sonunda da eğer oturum iznini artık iptal etmek istemeniz durumunda da bu evlerin satışıyla alakalı rolümüz var. Biz tam olarak bunu yapıyoruz. Şimdi bu oturum izni programı işi bütün Avrupa ülkeleri tarafından yapılıyor. Portekiz var, İspanya var, Malta var, İtalya var. Bütün ülkeler böyle bir program çıkarttı. Yunanistan şu anda en ucuz program Yunanistan'da. Bunu size gösterebilmek için hiç duyulmayan aslında hiç dikkatinizi de çekmemiştir diye düşünüyorum. Çünkü çok duyulmadı. Mısır'da böyle bir programa girdi. Mısır oturum izni işlemleri yapıyor. Biraz onların o programın özelliklerini tartışalım ki Yunanistan'ı anlatabilirim. Yunanistan'la karşılaştırma yapalım. Mısır bir emlak anlamında çok ucuz evler var. Evet, doğru. Kayseri'de gayrimenkul anlamında bir fırsat olabilir Mısır şu anda. Ancak risk durumu sizin risk anlayışınıza göre gerçekleşecek bir yatırım olur. Oturum izni bacağından bakarsak oturum izni ile ilgili olarak vergi anlamında da bir cennet değil. Vergisel anlamda da çok çok büyük bir avantajı yok Mısır'ın. Mısır'da oturum izni alabilmeniz için ilk önce 10 bin dolar bir rakamı Mısır Devleti'ne vermeniz gerekiyor. Ondan sonra 3-4 tane yolu var oturum izni almanın. Birincisi 250 bin dolar hibe yoluyla oturum izni alıyorsunuz. Hibe ne demek? Paranız gidiyor. Ondan sonra da bu parayı geri almanız mümkün değil. Ondan sonra 500 bin dolar karşılığında mülk alırsanız oturum izni alıyorsunuz. Şirket kurarsanız 400 bin dolar karşılığında bir şirket kurmanız gerekir. Ve bankaya para yatırma kısmı ile ilgili 750 bin dolar veya 1 milyon dolar. 750 bin dolar için faiz, ilk 5 sene için faiz almıyorsunuz. 1 milyon dolar yatırırsanız ilk 3 sene faiz almıyorsunuz. Burada paranızın kaybolması gibi bir durum söz konusu değil. Faiz alamıyorsunuz sadece ama
Burada riskli olan şey şu, o paranın geri dönüşü, o parayı siz oturum izni programından çıkmak isterseniz bu paranın size hangi kur üzerinden verileceği belirtilmemiş. O zaman şu durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Mısır poundunun volatilitesiyle Mısır poundunun döviz kuru riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yunanistan'la karşılaştıralım. Yunanistan'da durum nasıl? Yunanistan'da 250 bin euro karşılığında bir mülk yatırımı yapmanız gerekir. Mülk yatırımı bacağından bahsediyorum. 400 bin euroluk devlet tahvili alabilirsiniz. Ve şirket kurulumu ile alakalı da bir program var ama çok çok yüksek olduğu için bana göre çok dezavantajlı bir program olduğu için o konuyla alakalı hiç size anlatmakta istemiyorum. Anlatmasam daha iyi olur. Zaman kaybetmeyin. Şimdi 250 bin euro ile Yunanistan en ucuz mülk yatırımı yoluyla oturum izni verme konusunda en ucuz ülke. Bu böyle mi devam edecek? Zannetmiyorum. Mısır 2018'de bu programı çalıştırmaya başladı ve Mısır'dan sonra bir sürü ülke bu bir ürün oldu artık. Oturum izni programı ikinci bir B planı daha sonrasında ikinci bir pasaport artık bir ürün oldu ve yeni giren ülkeler bu ürünün fiyatlaması konusunda çıtayı çok çok yüksekte tutuyorlar. Yunanistan'da niye o kadar ucuz? İnternet sitemiz investgris.gr. Orayı incelerseniz, orada da yazdım. Benim kişisel fikrim, Yunan hükümeti bu konunun çalışacağını düşünmüyordu. 2013 senesinde böyle bir duyurum yaptılar. 2014'te işlemler başladı. Ve ilk başta Ruslar bu konuyla alakalı böyle usul usul geldiler. Bir iki on çok çok az işlem oldu. Ondan sonra Çinliler geldi. Çinliler farkına vardı bu kanunun. Çinliler olayı patlattı. Hemen akabinde Türkler geldi. Türkiye'nin şu ana kadar aldığı oturum izni sayısı 530-550. Bu çok çok büyük bir rakam değil. Türkiye'deki nüfus ile karşılaştırılırsa çok çok büyük bir rakam değil. Çok 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 da büyütülecek bir şey değil. Ancak piyasada olduğum için ve Türkiye ile alakalı olduğum için Türk yatırımcıların %80'inin %90'ının ya gelişinden haberim oluyor ya bizimle irtibata geçiyorlar. Şu ana kadar para kaybetmiş çok çok fazla insan yok. Bir iki taneden fazla doğru insanlarla işlem yapmadığı için mülkü alsa bile oturum iznini alamamış insanlar tanıdım. Bunlar da geri dönüşü olmayan durumlar oldu. Bunlar düzeltilemedi. Ama bunun dışında Türkiye'den geldiği için Türklere kötü davranma durumuyla alakalı olarak bir örnekle karşılaştım. Ne de çok kötü iş yapıp çok kötü bir şey alıp çok çok para kaybeden bir insanla karşılaştım. Türkiye'deki yatırımcılar duyduğum kadarıyla Portekiz, İspanya, Malta'dan oturum izni alıyorlar. Ben her zaman söylüyorum, bu oturum izni programı tabii ki biraz cep, biraz akıl, biraz da kalple alakalı bir şey. Maddiyat kısmında Yunanistan en ucuz. Lokasyon anlamında Yunanistan en yakın. Kültür anlamında da en yakın. İklim anlamında en yakın. Ben bunu okuyamıyorum. Yani Türkiye'nin, Yunanistan'ın sadece 550 kişinin gelmesini ben açıklayamıyorum kendi içimde. Bu belki de bir korkudur. Bu ezeli rakip, ezeli düşman değil mi? Ezeli rakip olma durumu belki bazı yatırımcıları korkutuyor. Ancak şunu söyleyeyim, ben 20 senedir buradayım. Ne Türk olduğu için herhangi bir problemle karşılaşan bir insan gördüm. Yabancılarla alakalı da böyle bir şey görmedim. Yani sadece Türkler değil, yabancılarla da alakalı böyle bir ne bir çifte standart, ne bir yatırım anlamında bir problemle karşılaşan hiç kimse görmedim. Çünkü Yunanistan
bir Avrupa ülkesi ve burada kanunlar çalışıyor. Kanunlar burada, kanunlardan insanlar korkuyor, kanunlara önem veriyor. Çok çok hızlı mı? Değil, çok hızlı değil buradaki kanun sistemi. Ama çok da yavaş da değil. Belli bir yerde sonra bir sene, 1,5 sene içinde bütün davaların sonucu geliyor. Yani miras davaları böyle değil. Miras davaları biraz uzun sürüyor. O da normal miras davaları değil. Yurt dışında cetleri, ataları, Yunanistan'da olmuş insanların verasetleriyle ilgili hukuki işlemler uzun sürüyor. Ama normal verasetler hızlı. Satın alma bir ay içinde de oluyor. Tabii ki çok problemli olan işlemler uzun sürebiliyor. 4-5 ay içinde satış yapılan mülklerle de karşılaştım ama işin çok çok büyük bir kısmı yaklaşık bir ayda bitiyor. Yunan Emlak Piyasası ile ilgili videolarımı sürekli YouTube kanalına koyuyorum. Tekrar bir başvuru koşullarını konuşalım. Başvuru sahibinin Yunanistan'da en az 250 bin euro değerinde bir gayrimenkul satın alması gerekiyor. Belirtilen gayrimenkul tutarının tamamı satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından ödeniyor. Mortgage veya krediyle yatırım yapmak mümkün değil. Başvuru koşulu olan 250 bin euro değerindeki gayrimenkul yatırımı tek bir gayrimenkul olmak zorunda değil. Bu bölünebilir ki biz genelde bunu yapıyoruz. İşte başvuru sahibinin geçerli bir sağlık sigortası olmalı. Eğer yok ise buradan yapıyoruz. Sigortalar Yunanistan'da ucuz olduğu için ilk sigortayı bu devletin istediği ucuz olan sigorta şekliyle yapıyoruz ama ondan sonra müşterilerimize önerimiz doğru düzgün bir aile paketi sigortası yaparak kendilerini sigortalamaları. Bu bilmeniz gereken başka bir şey işte yatırımcı sadece oturum iznine başvurur. Çalışma iznine sahip olmak mümkün değildir. Ancak eğer çalışmak istiyorsanız burada şirket çok kolay. Şirket kurabilirsiniz ve hizmetle alakalı bir işiniz varsa şirket üzerinden fatura kesebilirsiniz. Vatandaşlık başvurusuyla alakalı bir şeyler söyleyeyim. Vatandaşlık başvurusu ile ilgili koşullar farklı. Oturum izni almak için herhangi bir Yunanca bilme, Yunanistan'da kalma zorunluluğu olmazken vatandaşlık başvurusu için şartlar değişik. Bu şartlarla alakalı internet sitemizden bilgi alabilirsiniz. Elde edeceğiniz haklar nedir? Biraz önce söyledim. Mısır çok çok kuvvetli bir pasaportu yok Mısır'ın. 50 ülkeye giriyor. Bu 50 ülkeden de bazılarına vizesiz, bazıları barış anında vize veriyorlar. Yunanistan pasaportu dünyadaki pasaportların içinde kuvvetli bir pasaport. Mülkleri aldıktan sonra oturum hakkı kazandıktan önce ve sonra gayrimenkulünüzü kiraya vermeniz mümkün, kiraya verebilirsiniz. Dediğim gibi Yunanistan oturum izni konusunda bana göre en uygun yerlerden bir tanesi. Sanki Türklere yapılmış bir şey gibi. Ben öyle görüyorum. Yani en uygun oturum izni almak için yurt dışındaki ülkelere bakarsanız sanki Türkiye için dikilmiş, Türkiye için yapılmış bir oturum izni programı. Bir de düşünün yani diğer ülkelere gitmek isterseniz bu Schengen ülkeleri içinde Türkiye'den direkt gidebilir. Yani yatla en kolay gidebileceğiniz ülke Yunanistan. Böyle bir durumu var. Malta çok uzak, Portekiz çok uzak, kültür aynı değil, iklim aynı değil. Dün bir müşterimle konuşuyordum. Ben dedi ki bir Türk'le bir Yunanlı bir masada oturup rakı uzu içerek birlikte
halay yapabilir. Bunu başka bir ülke vatandaşıyla yapmak mümkün değil. Dediğim gibi Yunanistan oturum izniyle ilgili uzmanlığı olan bir şirketiz. Sorularınız varsa bizimle irtibata geçin. Kanalımızı takip edin. Likelayın. Sorularınız varsa internet sitemizden, e-mail adresimizden veya telefonumuzdan bizimle irtibata geçin. Size yardımcı olalım. Videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.